New Query window açtım bir tane. Neredeyim? Northfield'deyim diyeceğim şu an. DBCC show config. Config değil, config. Tamam. Çalıştırdım. DBCC show config komutu bana o anki indekslerimin durumlarını söylüyor. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakalım hangi tabloymuş? Orders tablosu değil mi? 20 tane data page varmış içerisinde. 5 tane extent. Şimdi extent denilen bir yapı var. Bu nedir? 8 tane, tamam, maksimum 8 tane data page bir araya geldiğinde bir extent oluşturuyorlar. Tamam? Maksimum 8 data page bir extent oluşturuyorlar. Mantıksal bir gruplama yapmışlar. Hani senin nasıl bitim var? 8 tanesi bir byte yapıyor. Onun gibi. Tamam? Bak. 8 page 5 extent'te bulunuyormuş. Yani page başına, pardon, extent başına 4 tane page düşer. Doğru değil mi? Bakın, extent switch 4 diyor. Average page per extent 4. Scan density demiş. Best count, actual count demiş. En iyisi 3. Bizim gördüğümüz 5'miş. Fragmentation bölünme midir? Parçalanma değil mi? Mantıksal parçalanma %10 olarak parçalanmış orders şu anda. Bozukmuş yani. Yine öyle. Page başına 146 byte, 146.5 byte boş varmış. Page'lerin %98.19 oranında doluymuş bu. Tamam? Şimdi peki şunları ben tekrar düzenlemek istersem nasıl yapacağım, değil mi? İndeksler iki çeşit düzenleniyor arkadaşlar. Birincisi defrag denilen bir yapı var. Tavsiye etmiyorum. Hiç işe yaramıyor. Tamam, ona bakarsınız. Anlatmayacağım bile. Doğru düzgün iş yapmıyor. Fakat tekrardan indeks oluşturmak, yani aynı indeksi tekrardan oluşturmak çok daha efektif olarak çalışıyor. Şimdi create mesela indeks nasıl oluşturacağız? Bu bir unique index arkadaşlar. Tamam? Unique index diyorlar buna. Create unique primary key olduğu için unique olmak zorunda zaten, değil mi? Tek olmak zorunda. Unique clustered index. Adı neymiş bunun, bir öğrenelim bakalım. Bunun adı neymiş? Nasıl göreceğiz? Databases Northwind Tables Fields, bakalım. Tablolar Orders, içerisinde indeksler var değil mi? Bakın PK Orders Clustered diyor değil mi? Bakın PK Orders Clustered indeksmiş. Diğerleri non-clustered, non-clustered. Bakın bir sürü non-clustered var. Bir tane clustered var. Dediğimi destekliyor mu değil mi? PK orders'ı tekrar yapacağım. PK orders dedim. Create unique clustered index PK orders. Süper. Nasıl olacak bu iş? Tablonun adını söylemek lazım mı? Hangi tabloda, hangi kolonda? Değil mi? On orders hangi kolonda? Order ID'de. Çalıştırdım. Zaten var diyor değil mi? Bakın
Zaten var. Peki bu varken nasıl çalıştıracağız? Diyeceğim ki ben buna bunun var olanı yok et üstüne yaz. Ne yapabiliriz? Drop existing bir şey var arkadaşlar. With eklemem lazım. With drop existing. Oluşturdum. Tamam mıdır? Çalıştırdım. Var olanı yok et, üstüne yenisini bas. Bakalım şimdi. Page vardı. 5 extent vardı. 4'e düşmüş mü? Değil mi? Bakın bu %75'e geldi. Bunlar düzeldi. Hala ama 98.19'da. Ben bunu şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hani sayfalarım hep dolu. Şu anda adam bir şey daha kaydettiği anda direkt olarak arkadaşlar yeni page'ler açmaya başlayacak. Çünkü diğerleri hep dolu. Tamam mı? Böyle bir sorunumuz var bizim. O zaman bu yine çok çabuk bozulacak. Bunun yerine hani bu data page'leri yeniden oluşturuyor ya hard diskte. Data page'leri oluşturulurken yarısını boş bırak diyelim mesela yeni gelenlere. Fill factor denilen bir şey var arkadaşlar, değer. Bunu ne kadar verirseniz, şu anda 60 dedim. O data page'lerin %60'ını dolduracak, kalan %40'ını bana veri giriş çıkışı için hazır bekletecek. Tamam. Böylelikle daha uzun süre aynı data page'leri ben bozulmadan kullanabileceğim. Tamam. Fill faktör de bu işe yarıyor arkadaşlar. %60 dedim. Bakın şimdi. Kaç tane page vardı? 20. Şimdi çalıştırıyorum. Oldu dedi. Bastım. Kaça yükseldi? 33 tane page oldu değil mi? Aynı veri. Artık bakın yüzde kaçı doluymuş? Ortalama olarak %59.5 oranında doluymuş tüm data page'leri. Tamam. Böylelikle data page'lerin bölünerek daha uzun süre bizim sistemimizi idare etmesini sağladı. Bakın 146 byte boşluk vardı her birinde. Şimdi 3278. Mesela 50'ye düşürdüm. ...4019 byte her birinde boş varmış. Yani bir database için 4000 byte'ını kullanıyor, 4000 byte'ını kullanmıyor, bekletiyor. İşte ben A diye bir şey girersem o eskilerin hemen içine ekleyecek bunu. Anlaşıldı? Bir faktör yapmadan sadece hani o bahsettiğim Aynen. Karışıklığı düzenliyor. Hard diskte doğru sıralamayı yapıyor. Fakat yeni bir şey eklendiğinde direkt full dolu olduğu için yeni aç, evet, yeni data page açacağı için yine çok çabuk bozulmuş oluyor sistemim benim. Ama böyle yaparsanız daha uzun süre arkadaşlar. Çünkü her birinin yarısı boş. Hemen o yarım kalan kısımları işleyecek. Daha güzel bir olay değil mi bu? Çok hareketli tablolarda bunu mutlaka kullanırız biz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İndeksleme, backup alma maliyeti çok yüksek işlerdir. Tamam? Siz indeksleme yaparken, backup alırken genelde bayağı bir performans harcar arkadaşlar. İşlemci %80'e kadar yükseliyor. Büyük tablolarda uğraşırken. Bakalım şurada order details. Order details'te 2155 satır var arkadaşlar. Tamam? İçerisinde. Şimdi ben bunu bir düzenlemek istiyorum. Bakın bunda
page başına 1409 boş bırakmış yapanlar. 1500'e yakın. Bayağı yüksek bir oranda boşluk bırakmışlar. Neden? Orada da değil, çok oynak bir tablo değil mi diğerlerine? O yüzden çok boşluk gerekiyor. Şimdi biz yine gidelim. Bakalım şu order details'te ne var? İndeksler, PK order details. Order ID ile product ID'yi kullanmışlar. Değil mi adamlar? İki tane birden. Yani bu ne oluyor? Composite mi oluyor? Değil mi? Composite primary key yapılmış burada. Ona göre nasıl indekslerim? Yine şu kısmı bir kopyaladım. Şuraya bastım. PK nerede? On. Köşeli paranteze veriyorduk değil mi? Order ID iki kolon mu vardı? Virgül. Product ID. Virgülle hemen bağlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çalıştırmadan önce bir şey göstereceğim. Tools. Değil de. View. Allah'ım. Arkadaşlar Enterprise veya Developer sürümlerin sahip olduğu bir yapı bu. SQL Server Profiler. Tıkladım. Bu Profiler kendi bilgisayarıma bağladım ben. Tamam. Bir tane Trace yani izleme çalıştırdım. Şu anda bakın Existing Connection. Şu anki mevcut connection'ından bahsediyor bu. Tamam. Bıdı. Kim ne yapıyor arkadaşlar SQL Server'ın üzerinde? Herkesi buradan takip edebilirsiniz. SQL Server'ın o an hangi işlemlerle uğraştığının bilgisi var içerisinde. Tamam. Daha doğrusu o bilgilerini yakalıyor. Username Volkan Halim girmiş bakın. Değil mi? Login name'i de bu. Bunları yaptı. Ne zaman başladı falan filan. Hemen bakın disconnect dedim. Bir daha connect dedim. Bastım. Oo, arka plandaki işlemleri görüyor musunuz? Logout dedi. Login dedi. Batch start. Direkt bir sürü komut çalıştırmış değil mi? Neler yapıyor? Hepsi girişlerimi falan kaydetmekle alakalı işler bunlar. Tamam? Siz neler yapıyorsanız ve benim ayarlarım, kullandığım ayarlar nelerse hepsini yakalıyor burada arkadaşlar ve görebiliyorsunuz. Görevi bu. Tools Performance Monitor diye bir şey var bakın. Bastım. Performance Monitor o anki işlemci kullanımını gösteriyor bize. Açılırken bir yükseldi, o kadar. Bakın şu anda hiç dokunmayacağım. %20'ler seviyesinde gidiyoruz değil mi? Şimdi tamam, basıyorum, bastım. Bir an bir 30'a kadar yükseliverdi. Bir daha yine. Yavaş yavaş kendini toparlıyor arkadaşlar. Bazı işlemler ki burada hani 2155 kayıt görüyoruz. 300 bin kayıt, 500 bin kayıt SQL Server için küçük rakamlardır arkadaşlar. Tamam? Küçük kayıt olarak geçerler. Düşünün 2155 ne oluyor o zaman? Değil mi? Çünkü milyonlarca kayıtla aynı anda uğraşabiliyor SQL Server. Siz
Bu işlemleri yaparken bazen böyle işlemcinin %80'ine kadar ulaşırsınız. İndeksleme yaparken, backup alırken. Bu işleri de performans monitörden takip edebilirsiniz. İndekslemenin belli bir maliyeti var arkadaşlar. RAM'e, SQL Server'a, harddiske. Bu indekslemeleri yaparken mutlaka sistemin en az yoğun olduğu zamanlarda yapmanız gerekiyor. Mesela bankacılık işlemi gece 12'den sonra olur mu? İndeksleme daha düzgün. Değil mi? Çünkü insanlar internet bankacılığı falan filan derken gece 12'ye kadar bayağı bir aktif kullanım var. Mesela gece 3'te 4'te değil mi? En az olduğu vakittir indekslemek için. Böyle. Hani sisteme baktığında. İşte buna göre siz veriler ve böyle indeksleme yaparsın. Yani belli bir zamana bağlarsın. Dersin ki geceleri 3'te indeksle. Tabii. Bu önemlidir performansınız için. Onları da göstereceğiz. Bu yapılar dediğim gibi size maliyetleri var. Dikkat etmek gerekiyor. Mesela eğer şöyle bir şey yaparsam Pedindex. Bu arkadaş da çok hoş bir şey. Şimdi Binary Tree'den bahsettik ya. İndeksleme yaptığınızda data page'leri düzenleme yapıyor. With Pedindex diye yazarsanız data page'leri artı olarak non-leaf level vardı ya. Onun da indekslemesini düzeltiyor. Tamam. Non-leaf level'ı da indeksler arkadaşlar Pedindex yaptığınızda. Onu da bir düzene sokuyor. Yani her şeyle tamamlamış olduk. With Pedindex diyerek. Profiler'ı kapattım şimdilik. Anlaşıldı mı Pedindex? Tamam, yani bu kısmında yani düzenlenecek olur da orada veriler yok değil mi? Yani sadece Efendim? yapraklarda veriler var. Evet. Yukarıdan neyi Hani o düzenliyoruz? parçalama var ya, o parçalamayı daha düzgün yapıyor. Hani daha fazla parçalaması gerekiyorsa daha fazla parçalıyor. Tamam. Leaf level'a gelene kadar daha fazla parçalaması gerekiyorsa öyle yapacak. Sen avunuyorsun. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar SQL Server Agent denilen bir şey var. Bunu da anlatacağım. SQL'i bitireceğim. Sonra bir de veri tabanı yapacağız yine beraber. Tamam. SQL Server Agent zamanlanmış görevler yapıyor bizim için. Database'de sistem database'ler vardı değil mi? Master, model, MSDB, TempDB. MSDB ne iş yapıyordu? İlk başta konuşmuştuk. Zamanlanmış görevlerin verilerini saklar demiştik içerisinde. İşte SQL Server Agent bunu kullanıyor arkadaşlar. İlk önce bu. Eğer kırmızı X varsa yanında bunu başlatmanız gerekiyor. Başlattım. Yes dedim. Bu bir servistir arka planda çalışan. Bunu başlattıktan sonra artık içerisinde yeşil yandı. Management denilen bir sekme var arkadaşlar. İçerisinde maintenance plan. Maintenance ne demek? Bakım, değil mi? Bakım planları. Bakın wizard var burada. Wizard'a tıkladım. Kolay bir şekilde yapalım. Neler yapabilirsiniz? İndeks bakımlarını, istatistikleri, backupları alabilirsiniz bununla beraber demiş. Buna bir isim verin. Bakım planı. Şimdi dedik ya, işte backupları almak lazım, indeksleri düzenlemek lazım. Belli aralıklarla. İşte bunun sistemin kendi kendini düzenleyebilmesi, kendi kendinin yedeğini alabilmemiz için kuruyoruz. Tamam? Yani veri tabanımızın bakımını bu yapacak. Şimdi iki tane seçenek var. Separate ve single schedule olarak gördünüz mü? Bakın şurada schedule var. Nedir bu? Zamanlama olayı arkadaşlar. Change dedim. Bakım planım adı. Tamam. Schedule type. One time. Bir kez. Yani bir kez şu tarihte sana söyleyeceğim şu işleri yap. Tamam.
Start automatically when SQL Server Agent starts. SQL Server Agent'ı hani başlattım ya ben az önce start dedim. Start ettiğim anda o zaman ne oluyor? Server her çalıştığında ya da SQL Server Agent her çalıştığında tekrar tekrar bu indekslemeleri ve bakımları yapıyor. Start whenever become şey, CPU become idle. Idle duydunuz mu? Nedir bu? CPU boşta denilen bir durum vardır. Boştaya düşer arkadaşlar. Bir şey yapmazsanız. Her boş kaldığında tekrar tekrar indekste tekrar tekrar yediğini al demiş oluyorsunuz. Kaç kere yapacağı belli değil. Recurring tekrarlayan, mükerrer demek arkadaşlar. Enable, disable olayı var. Hani hemen önceden yaptığınız bir şeyi disable hale getirip OK diyebilirsiniz. Artık yapma bunu bir müddet. Tamam? Enable dedim, recurring. Frekans, sıklık demekti. Haftalık, günlük, aylık. Haftalık, her haftada bir, her iki haftada bir. Pazar günleri, oldu mu? İşte pazar günleri saat 00:00'da. Pazartesi saat 00:00'da yaparsam ne olur? Pazarı pazartesiye bağlayan gece olmuş olur mu bu? Değil mi? İşte arkadaşlar her 3 haftada bir pazartesi günleri gece 12'de demek oldu şimdi. Bunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Çok esnek. Her 3 haftada bir pazartesi günleri her saatte bir çalış. Ya da derim ki pazar, her 3 haftada bir pazartesi günleri saatte bir 0 ile 4 arasında çalış. O zaman 4 kere çalışacak değil mi? 3 haftada bir 4 kere çalışacak gibi. İstediğiniz gibi seçeneklendirebiliyorsunuz. Çok esnek tasarlamışlar. Yok dersin ki her dakika başı istersin. Her hafta, her gün 10 saniyeye kadar düşürebiliyorsunuz aralığını. Ne oldu? Her gün starting at vardı. Tüm gün boyunca oldu mu? Her gün 10 saniyede bir çalıştır. Tamam. Bu da ne demek oluyor? Bunu yaptığım anda 10 saniyede bir sürekli olarak backup olacak. Doğru mudur? Çok şahane bir şey. Hatta bakın duration var. Müddet, süre. Şu tarihten itibaren no end date. Bir bitişi yok. Ben dur diyene kadar gitsin. İstersen şu iki tarih arasında deyip oldu mu? Bu iki tarih arasında sürekli 10 saniyede bir backup var. 10 saniyede bir backup var. 4 defa çalıştırsın. 4 defa bir backup var. Yok. Yok. İş Bankası 10 saniyede bir backup al bakalım. Aynı mı gelecek sonuçlar? Aynı gelir mi? Değil mi? Kimi kaç 100 tane kayıt gidiyorduk 10 saniyede. Kaç tane şubesi var onlarda? O zaman differential aldım diyeceksin zaten. Var öyle bir şey. Tamam. Şimdi anlaşıldı mı bu yapı olarak? Günlük şu saatte bir kez çalışsın. Mesela. Günde bir kez. Okey dedim. Bunu tanımladık. Şimdi bunun içerisinde ne işler yapmak istiyorsun? Bunu söyle. Buraya da açıklama yapabilirsiniz. Tamam, istediğiniz gibi açıklama yazabilirsiniz. Bastım. Neler yapmak istiyorsun? Bunu söyle bana dedi. Dedim ki mesela günde bir kere full backup alacağım ben. Bir de rebuild index yapacağım. Oldu mu? Next.
Önce indekslerimi düzelteyim yoksa backup'ı mı alayım? Önce bana göre sorarsan önce indeksi düzelt. Düzenle, düzenli bir şekilde yediğini al. Daha iyi olmaz mı? Next dedim. Define rebuild index task dedi. Hangi database'e gitmek istiyorsun? Hangisini yapacaksın? All dersen tüm sistem database'ler ve tüm kullanıcı tanımı. Hani biz ilk DB yaptık, işte AutoGallery yaptık. Bunun içerisinde Northwind var, bilmem nesi var, Deport Server var. MSDB Master Model, TempDB dahil hepsini. Sadece sistem database'leri al dediğinde, işte Master Model, MSDB ve Temp'i alır sadece. Senin yaptıkların dediği alınmaz. All user dersen, işte bu sistem database'ler hariç tüm senin yaptığın. Bakın zaten ne diyor? Excluding Master Model, MSDB, Temp. Yok dersen ki şunları yap. AutoGallery'i yap. Ignore databases where the state is not online. Okay. Nedir bu? Take offline. Artık bunun servisini vermiyor arkadaşlar sistem. Ve şu anda eğer ben bunu yapıyorsam direkt olarak duracak bu. Bir daha almayacak bundan. Niye? Offline zaten değişiklik olmuyor ki, yediğini almaya gerek yok gözüyle bu. Hayır. Hayır. Bak şimdi. Vatan Bank gitmiş değil mi? Task take bring online dedim. Okey. Şimdi bak. Objects, table'lar olsun dedim. Hangi tabloları backup'ını almak istiyorsun? Bak bunu da soruyor. Hepsi dedim. Tamam. Hepsini, indekslerini düzelt. Daha doğrusu backup dediğime bakmayın. İndekslerini düzelt dedim. View'ler de indekslenebiliyorlar arkadaşlar. Tamam, view'ler içerisinde de indeks oluşturabiliyorsunuz. Table'lar ve view'ler dedim. Hepsini seçti değil mi direkt? Reorganize page with the default amount of free space. Hani biz fill factor yaptık ya. Fill factor 60 yaptığında ne kadar free bırakıyorsun? 40 değil mi? %40'ını. Şimdi orada fill factor 60 yapıyorduk. Burada da free space veriyorsunuz. Aynı işlemi yapabilmek için, yani %60'lı boş şey dolu kalsın diyorsan, buraya free space per page percentage diyor. %40'ını boş bırak. Diğerinde de ne vardı? Fill factor vardı. %60'ını doldur. Tamam, farkları bu. Ama aynı işi yapıyorsun. Sonuçta adam şey yapmış, 100-40 deyip fill factor'a veriyordu. Tamam? Efendim? Default'ta neyse, yani ben önceden 60 mı yaptım? 60'ta gidecek. Değiştiremezsin. Sort results in TempDB. Keep index online while reindexing. Tekrar indeksleme yaparken diyor ki bu eski indeks kullanılabilir durumda olsun. Bu da ne demektir? Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer bunu kaldırırsanız daha hızlı indeksleme yapar. Doğrusa daha yavaş bir şekilde indeksleriniz tamamlıyor. Neden? Çünkü bu varken eski indeksi tutup hala onun üzerinden hizmet verebiliyorsun. O yüzden iki tane veri oluyor. Yazması, oradan oraya kopyalaması, sonra tekrar geri aktarması gerekecek falan filan. Biraz böyle şey, bardak aktarma mantığı. 3 tane bardağınız var düşünün. Tamam.
birinde portakal suyu, birinde su var. Portakal suyu yoğunlaştırma su olanı değiştirmek istiyorsun bardakta. Ne yaparsın? Bir tane portakal suyu veya suyu boş bir bardağa alırsın. Sonra diğerini buraya alırsın. Ve sonra birinde böyle sıcak duyduğunuz var. Sıcak mantığı. Değişiklik. Evet. O yüzden biraz uzun sürüyor işte. Bunu bitirdim. İndeksleme ile alakalı. Define backup database full task. Databases hangilerinin? Hepsinin alsın dedim mesela. Backup'ın süresi 14 gün. Şu tarihe kadar. Kaldırırsan sonsuz. Diske alacağım dedim. Şimdi tüm database'leri al dedim ya, bakın birden fazla database'den bahsediyorum aslında, değil mi? Birden fazla dosyaya alabilirsin diyorsun. Tamam. Create a backup file for every database. Şimdi tüm o backup'ı aldığımızda backup set diyoruz dedik ya az önce. O backup seti arkadaşlar aldığınız zaman siz şöyle bir şey var karşınızda. Northwind'in, işte MSDB'nin, TempDB'nin hepsini tek set içerisinde koymuşlar. Düşünün. Tamam. Create a backup file for every database dersen her bir için ayrı ayrı backup seti oluşturuyor. Tamam. Bir de şunu yaparsanız her biri için klasörler oluşturup onun içerisine atıyor. Subdirector bir alt dizin daha oluştur diyor. O klasörlerin içerisinde var. Tamam. Bu da onun mantığıdır. Compress yapacak mısın? Şey, sıkıştırma. Evet. Sıkıştırma yapacak mısın backup'ı? Yaparsın ya da yapmazsın ya da dersin ki SQL Server'ın default ayarları neyse onu kullandık. Fark etmez benim için. Olur beynin A adresi yapmayı bence A burada mı? Nasıl edeceğiz? Program files. Gidiyor mu? Gitmiyor. Böyle bir mantık var arkadaşlar işin içinde. Next dedim. Text dosyasına rapor yazayım mı? Yaz, istersen e-mail atayım diyor bu adrese. Tıklıyorum ama there are no operators defined on the system. SMTP mail server'ının kurulu olması lazım ki bilgisayarda bunu seçip şu adrese SMTP'den mail gönder diyebileyim ben. Tamam. O yüzden mail atamıyoruz ama oluşturabilirim şu anda. Şunları yaptım. Finish dedim. Hepsinin succeeded demesi lazım. Şahane. Bir rapor dedim. Bunu yazdı arkadaşlar tek söz üstüne. Başarılı, başarılı, başarılı. Close dedim. Artık arkadaşlar bakın maintenance planlerde refresh dedim. Bakın planım geldi değil mi? Şurada bakın. Bu yaptığınız sayesinde artık bilgisayar SQL Server Agent açık olduğu sürece kendi kendini yediğini alabilecek bir database. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. New, yine bir wizard açtım. BP dedim. Bakın planı. Description. Separate diye bir seçenek var. Gördünüz mü? Separate schedules for each task. Ne demek bu? Her biri için ayrı zamanlama belirt. Az öncekisi tekti. Hani iki tane görev yaptırdık biz orada. Bir indeksleme, bir backup alma. Şimdi bakın kaç tane seçersek o kadar da schedule belirlemem gerekiyor. Rebuild index, backup full, backup differential, backup transaction log. Bastım.
Önce hangisini yapacaksın? Tamam dedim. Böyle kalsın. Next dedim. Şimdi neyi yapıyormuşum? İndekslemeyi. Tamam. Bize ilk DB'yi indekslesin. Tablolar view. %30 boş bıraksın. Schedule'a hemen bakın burada altında. Gördünüz mü? Diyorum ki rebuild index her gün gece 3'te olsun. Tamam. Okey dedim. Next. Bitirdim. Backup database full. İlk DB'yi yapıyorum. Her birinde. Okey dedim. Diske dedim böyle böyle. Oluştur. Tamam. Uzantısı bug olsun. Integrity tamam. Schedule'ını verdim. Dedim ki haftada bir pazartesi geceleri gece 3'te. Oldu mu? Pazartesi gece 3. Yani pazartesi sabaha karşı değil mi aslında? Pazarı pazartesiye bağlayan geceden bahsediyoruz. En az o zaman meşguldür diye düşünüyorum. Tamam sistemi diyelim ki. Haftada bir bakın sandığı kaldırdım sahi. Burada sandığı da kalmış. Okey dedim. Next. Differential. Yine ilk DB'yi yapacağım. Bunlar neydi? Fark değil mi backupları? Fark backuplarını schedule yaparken diyorum ki haftalık değil, bunu her gün al, her gün gece 3'te al. Oldu mu? Ya da derim ki weekly al, haftalık Monday'i kaldırdım. O gün full olmuyor ya. Gerek yok değil mi? Diğer günler alsın ama. Haftanın 6 günü alsın. Gece 3'te tamam. Recurring tamam. Anlaşıldı mı bu da? Ne oldu? Haftanın bir günü full alıyorum. Geri kalan günler farklarını alıyorum. Okey dedim. Next dedim. Transaction log. Bunda mesela diyorum ki değiştir haftada bir pazartesi geceleri gece 3'te. Okey dedim. Database'in finish'ti. Bu sefer de ayrı ayrı verdik hepsine. Hani genelde kullanılan mantık bu tarzdır. Tamam. Birini şu gün yap, diğerlerini şöyle şöyle yap. Mesela indekslemeyi gece 2.50'de yaparsın. Yedek almayı 3'te yaparsın. Gibi. Tamam. Anlaşıldı mı buraya kadar? Basit kullanım olarak. Değil mi? Bir de siz yapın bakalım son yaptığımı. Görelim.